Yılkamızda iki defa arışta bordu. Bulamız. Kiramay katı bindiğimiz ha. On yılkamızdaki sahab amellerimizi, çap yılkamızdaki günah amellerimizi yazadı. O daftar, o kitap. Vatiki kıyamet bölgende o şu kitabımızın kayısı tamamı ağır kese bizim yutukumuz. Yani sahab tamamı ağır kese. Allah saklasın. Günahlar yazılgen daftar ağır kese akvalımız var. Allah bizi saklasın. Demek biz bu hayatta şunu da yaşayışımız gerek ki o şey daftarımız ki ilacı bağır için köprak savap yazılı oruç gerek ki. Zerreçesi giyen muhtaç bu kalemiz bu yerde şunu da bir tarazıda tartadı ki hazır ki zamandaki en nadir bölgeni elektron tarazıdan hem dakik ölçüydüken tarazıda tartadı. Zerreçe bölgeni yakışılık hem tarazıda demek zerreçe bulgen yakşilik ki sahab ki ihtiyacımız buladı o dünyada. Tolduruş gerek bu daftar. Lekin Allah biledi. Kaysi daftarımız ağır gelir ki? Allah biledi. Ne makil yapmaz ki? Kaysinisini kopak kopaytır yapmaz ki? Umurumuz yeter mi ki sahab amelini daftarımızla ağır kılıçlik ki? Otamız alemden ötse yığlayımız. Onamız alemden ötse kayguramız. Halbuki ölümde hak deyip bilemiz hamamız. Hakku. Bir gün bir gün öter dediğimiz. Lekin aslında yığılaşımızdan, hafı buluşumuzdan sebep otamını onamını defterideki sevap ameli vazmin mikin ulgirdiler mikin kopaytırış dediğimizde. Şimdi ne için farzand hakkı da gepirip buna ait yapmış. Eğer olamdan ötüp gitgenimizden keyin ham savob amal daftarımızga doim yozilib turishini xohlasak farzandimizni solih qilishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Iza matal inson inqata anhu amaluhu" dedilar. Inson olamdan o'tgandan keyin uni amal daftari berkiladi. Tamam, to'xtaydi. Olamdan o'tdik, endi yozilmaydi hech narsa. Magar 3 kishi bor olamdan ötüp gitgenden ki yine hem savab daftarı yazılıp duruyordu. Karın imkaniyatı. Ana tarazıya koyduğun da ağır geliş. Ana şu üç denen dittes birincisi sadakayı cariye kıyken. Akıp duruşu sadakatı gen. Maçit madrasa kurgen, mektep kurgen, köprü kurgen, su çıkarken, yol kılgen. Yani köpçülük faydalanadığın narsanı kılıp koyduğun. Allah için kıyken, riya üçünmez. Allah için kıldım ana şu narsanı. Bir binada kursa onge ozı barıp kocayençilik kıvamaydı onu bir adı tamam işi bu neydi? Kurdu mu Allah için bunu köpçülükke verdi mi? Köpçülükte mülke. Ana o şey faydalanıp dursa o adamge sevap yazılı uğradı. Ya ki bu nasıl ozıdan bir ilim kaldırsa yani bir ilim kaldırsa o adamlar o şundan faydalansa. Kitap kaldırıp gitse, şagirdler kaldırıp gitse, şu silsile devam etse kitapları okulup durarken, şagirdler silsilesi devam edip durarken o adamın ki sahip yazılırdı. Ben eminim ki bir yerde oturken hazır 90% adamda kalbide bitti, mahzunluk fayda buladı hemimizde. Biz ne kılamız ki onda? Sadakayı cariye kılalma yapmaz, kitap yazalma yapmaz. O adamdan öttük, tohtarken de bizik. Ama üçüncüsü yan barakın hastalar. Resulümüz şunu bizi taskinlik verdiler. Aytılar ki üçüncüsü veledun salihun yad'u lehu. Eğer sadakayı cariyem kımasa, kitabam taşıp gitmese, salih farzdan kaldırsın ki onu arkasından dua kılıp dursun dediler. Sizi bizi duayımız bilen ata-anamızı defterine sevap yazılıp durarken azizler. Demek biz bugün farzantımızı veriyorken ahamiyetimiz şunday bo'lsin ki olamdan o'tganimizdan keyin u bizni daftarimizga savob yozib tursin. Shunaqa farzand qilish kerak. Shuning uchun farzandlar bizni kelajagimiz deyapmiz. Holbuki kelajak Allohning qo'lida. Lekin chiroyli tarbiya, isloh, muslih farzand inshaalloh ham dunyoda ham oxiratda saodatli bo'ladi. Farzandlar oilalar siz bilan bizga omonat azizlar. Alloh Qur'onda aytadiki, Ya ayyuhallazina amanu
qu enfusakum ve ehlikum nara ve quduha an-nas vel hijara. Allah aytibdi, ey iman keltirganlar, ey mu'minlar, bu siz bilan bizni chaqiriq azizlar. Bunaqa chaqiriqlarni eshitganda mu'min banda labbay robbim deyish kerak. Sizni chaqiryapti Alloh. Agar shu chaqiriqni ichidaman deb o'zimizni hisoblasak, o'sha ey iymon keltirganlar deganda uni ichida men ham borman deyotgan bo'lsak, labbay yo robbi deymizda. Chunki bizni chaqiryapti. Alloh bizni chaqirib, nido qilib aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni, avval o'zingizni va ahli oilalaringizni yoqilg'isi odamdan va toshlardan bo'lgan do'zaxdan saqlang dedi. Nafaqatgina do'zaxdan saqlashga buyuryapti va do'zaxni sifatini ham aytib ketyapti Alloh taolo. Bu dunyoda bir narsani qizdirishlik uchun gaz yoqamiz ekan, o'tin yoqamiz ekan, ko'mir yoqamiz ekan, bilamiz yoqilg'i nimaligini. Endi Alloh taolo aytayaptiki, sizlar shunday do'zaxdan saqlanglarki, bu do'zaxning yoqilg'isi inson va tosh. Ya'ni insonlarni tashab, toshlarni tashab yoqib qizdirar ekan, tandirda qizdirgandik. Shunaqa dahshatli do'zaxdan o'zingizni ham, oilangizni ham saqlang dedi. Sahobalardan birlari so'radilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, qanday qilib saqlaymiz dedi. Hukmni Alloh o'zi bersa, qanday qilib bolalarimizni saqlaymiz deganda Rasulimiz alayhi vasallam aytdilarki, Alloh buyurganiga buyuringlar, Alloh qaytarganidan qaytarasizlar dedi. Mana shu sizlarni saqlashinglar. Demak, farzandlarimizni salohiyatlik, oxiratda do'zaxqa tushib qolishligidan saqlashligimiz uchun eng birinchi bizga yuklatilgan bo'ynimizdagi vazifamizning birinchisi mana shu bo'ladi. Ularni do'zaxni azobidan saqlashga harakat qilish. Tafsir Ruhul Bayon degan bir tafsir kitobimiz bor-da, juda ham mashhur tafsirlardan. Mana shu tafsirda ayni shu oyatni taxtida bir hikoya o'qigan edim. Bola tez ta'sirchan bo'lar ekan. Shundan xulosa. Ulug' shayxlardan birlari ketayotsalar, bir kichkina bola yig'layapti ekan, tahorat olyapti ekan, yig'layapti ekanda, Allohumma qiy azabak, ya Rabbi azobingdan mani saqla, do'zaxni azobidan saqla deyapti. Shayx qarab turibdilar-da, hayron bo'ldilar. Tugatgandan keyin, ya bunayya, ey bolajonim, bu yoqqa kelgin. Sen hali mukallaf emassan. Ya'ni sen balog'atga yetmagansan, senga gunoh yozilmaydi. Senga unaqa do'zax hukmini ham qilinmaydi. Nega bunaqa qo'rqib yig'layapsan? Desa aytdilarki, kecha otam bilan bir joyga borgandik. Bir ilm majlisida domla suhbat qilib, bolalaringizni do'zaxni azobidan saqling degan oyatni aytib, do'zaxni sifatida aytdiki, do'zaxni odam yoqib qizdirar ekan dedi. Hayron bo'lib uyga kelsam, onam ovqat qilayotgan ekanlar. O'choqda ovqat qilmoqchi bo'lib o'tinni yoquvdi, yonmadi. Hamma o'tinlarni chiqarib, avval kichkina o'tinlarni qo'yib, kattasini ustiga qo'yuvdi, yonuvdi. Qo'rqib ketdimki, modomiki do'zaxni odam bilan qizdiradigan bo'lsa, menga o'xshagan kichkina o'tinchalar ham kerak bo'larmikin deb qo'rqayapman. Shayx yig'ladilar qarab, ya Rabbi, bu tafakkur, bu tadabburdan ta'sirlanib duo qildilar, Allohim buni aslo do'zaxga qilmagin. Demak, bolamiz nimani o'rgatsak shuni olar ekan-da azizlar. Bu tafakkurni qarang, hech kimimiz qila olmaymiz bunaqa tafakkurni. Hozir eshitib ham qilib o'ylamadik shuni. Demak, biz bolalarimizni kelajakda yaxshi bir inson qilmoqchi bo'lsak, ularni eng birinchi mana shunaqa do'zaxqa tushib qolishlikdan saqlaydigan qilib tarbiya qilishimiz kerak.